şu anda HDP etrafında kenetlenmiş durumdadır. Yani halkın yani bakışı çok güzeldir. Pozitif bir bakışı var. İnşallah biz burada onları yani tarihin çöp sepetine atacağız. Onları burada nasıl diyeyim sana kabare partisi yapacağız. Bitlis'te hedefimiz 3'te 3. Seçim çalışmamız çok güzel gidiyor. Şu anda biz zaten Nevruz'umuzu yaptık. Ondan sonra sandı bazı çalışmalarımıza başlayacağız. Halkın şeyi çok güzeldir. İlgisi falan çok güzeldir. Bizim hedefimiz burada Tatvan Bitlis bölgesinde 3'te 3 yapmaktır. Yani Bitlis'teki genel durumu seçim üzerine yoğunlaşmayı anlatabiliriz. Şu anda deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı yoğun olarak tamamladıktan sonra asas gündemimiz olan seçim gündemine geçmiş durumdayız. Bu seçimin tarihsel önemini genel anlamda herkes yorumluyor. Şimdi açık bir şey var. Bu ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri de önümüzdeki seçimde faşist AKP ve MHP iktidarının devam etmesi olur. Bunun için de halkımızın bu konudaki duyarlılığını da görüyoruz. İnanıyoruz ki onların bu süreçteki tarihi misyonu, bu süreçteki bu ülkeye verdikleri talan, bu ülkeye verdikleri siyasi zulüm, getirdikleri adaletsizlikler 14 Mayıs'ta son olacak. Genel anlamda buradaki çalışmalarımız seçim gündemli. Bütün ilçelerimizdeki koordinasyonlarımızla içgüdümlü olarak çalışıyoruz. Bileşen partilerimizle birlikte burada çok ağırlıklı bir örgütlemeleri olmasa bile var olan güçlerle birlikte önümüzdeki seçimde başarmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu bizim için çok önemli bir görev ve sorumluluktur. Halkımızın bu faşist iktidardan kurtulması gerekiyor. Bunun için de siyasal anlamda çok örgütlü bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Önceki dönemdeki seçimlerdeki usulsüzlükleri biliyoruz. Ona da dikkat ederek örgütlememizi, sandık çevresinde gönüllülerimizi bu anlamda davet ettik. Onların eğitimini, onların sandıktaki sorumluluklarını onlara anlatıyoruz. Yani biz önceki dönemdeki çok milletvekili, ikinci milletvekili çok az bir farkla kaybetmiştik. İnanıyoruz bu sefer 3 milletvekili üzerinde çok yoğun bir çalışmamız olacak. Ve böyle bir siyasal bir zemin de mevcut. Önemli olan çalışmalarımızı örgütlü bir şekilde yürütmek. Bitlis gerçekten bu anlamda seçime hazır. Biz bunların bu ülkeye verdikleri felaketlerin artık toplum tarafından iyi bilindiğini, yaşandığını ve yaşatıldığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir cezalandırmayı da 14 Mayıs'ta yapacaklar. Biz buna inanıyoruz. Çalışmalarımız genel anlamda bu yöndedir. Şu anda bütün il ve ilçelerimiz seçime hazırdır. Biz burada izliyoruz, burada kalacağız ve seçimde onların tarihteki bu kirli oyunlarını, bu olumsuz, bu devleti çürümüşlüğünden kurtaracağız diyoruz. Halkımıza bu konuda başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki tüm örgütlerimiz de bu anlamda bu çalışmanın bilincindedir. Hep birlikte başaracağız.